Sevgili En Son Haber okurları ve izleyicileri, Yayında Bunu Admin'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hadi! Yayında Bunu Admin'in birinci bölümüne gelen yorumları hep birlikte okuduk. Hatta diğer editör arkadaşlarımızla birlikte okuduk ve çok keyif aldık. Onlardan da bir koç tanesini. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Onlardan da birkaç yorumu seçerek bu videonun başında ilk videomuzun yorumlarını okumak istedik. Ben Ahsen'in başlamasını istiyorum. Evet. Şöyle, gerçekten büyük bir kesimden beğeni almışız. Bu bizim çok hoşumuza gitti. Azınlık bir kısımda tabii ki eleştirmiş. Bunları olağan karşılıyoruz. Şimdi bir tane yorumdan başlamak istiyorum. Şöyle, işine gelen yorumları yayınlayıp işine gelmeyen yorumları yayınlamayan adminler sizdiniz demek, memnun olduk. Biz memnun olduk. Bizim sürekli manşetlerimizde böyle esprili cümleler kullanılıyor. Bir tane de Malatya'da editör mesela. Melih iyi bilir. Bir tane yorumcumuz bizim birinci bölümümüzün altına yorum olarak Malatyalı nerede? Bana Malatyalı'yı gösterin, işten mi attılar yoksa? Demiş. Hayır tabii ki de evet. Arkadaşımız çok yoğun çalıştığı için evet. Sadece bu tarz işlerle ilgilenemiyor. Evet, kesinlikle bizimle. Aslında biz korkmayın. Az çalışıyormuşuz gibi oldu, biz az çalışmıyoruz. Emre isimli yorumcumuz da inanmıyorum size ya, bütün bir üst kaçtı demiş. Sanırım bu yorumlarda sürekli küfürleşme olduğu için hani editör, bir de şu yorum da çok var. Bu yorumları bu iki kız editör mü yazıyormuş? Evet. Hani çoğunlukla kirli sakallı dayıların yazdığını düşünmüşler ama ekibimiz gerçekten genç bir ekip ve bizde, bizim gibi editörler de var. Evet, o sadece yüzden de... bir tane 64'lü editörümüz var. Onun dışında... Onun dışında hepsi 95 üstü falan yani. Evet, o yüzden de Emre isimli yorumcumuz demiş ki inanmıyorum size ya, bütün bir üstü kaçtı. Ben de bir yorum okuyabilir tabii miyim? Ki. Ben hep bunu küçükken yapardım, böyle beyaz şova var mısın yok musun Acun programlarına falan. Keşke benim mesajımı da okusa, keşke benim şeyimi de. Bunu o yüzden okuyacağım. Çok duygulandım. Benim de yorumumu okuyun. Hayatımda bir kere meşhur olmak istiyorum demiş. Seni mutlu etmek istedik. Adı Ziyaretçi. Keşke adını da yazsaydın. Teşekkür ederiz yorumun için. Biri demiş ki ne bu şimdi, saçma, ikinci bölümü çekmeyin abi, sana çok kötü bir haberim var. Biz şu an ikinci bölümü çekiyoruz. Bu da Vatandaş diye bir devam yorumcumuz. Devam edeceğiz. Evet. Devam da edeceğiz inşallah. Maşallah. Bir gün kendi yorumumu sizden dinlemek istiyorum demiş. Bu vesileyle ziyaretçimizin yorumunu da seslendirmiş olalım. Sıradaki yorum Forever Yozgat'a gelsin. Editör denilince ben de kelli felli ciddi asabi abiler zannediyordum. Aynı yorum muhtemelen. Aynen, evet. Ya bu gözümü alamadığım, birbirinden güzel, birbirinden şık, adeta ışıltı gibi insan yüzüne çarpan bu güzel iki bayanı ben her gün görmek isterim. Almanya'dan selamlar, saygılarımla M.Subay. Bizden de Almanya'ya selamlar. Çok teşekkür ederiz bu yorumunuz için. Biliyorsun, çok hoşumuza gitti. Gurbetçileri çok severiz. Her evet. Zaman manşetimize yer veririz gurbetçilere. Evet, aynen öyle. Ben altılı masa mevzusunda çok fazla manşet var son zamanlarda. Evet. Bir kere zaten altılı masada aday tartışmaları var. Hala adayın kim olacağını belirleyemediler. Bu da hem okurlarımızın dikkatini çekiyor hem de Türkiye'de oy kullanacak milyonlarca insanın dikkatini çekiyor. Haliyle yorumlarda bununla alakalı çok fazla oluyor. Biri demiş ki bağ kalırsa Robert Otemo'yu gösterin, tam temsil ediyor bu yediliği. Böyle bir yorum var. Ziyaretçi demiş ki lay lay lom, işiniz bu sizin. Başka bir ziyaretçi demiş ki Cumhurbaşkanı ne demişti? Bu masa seçime kadar dağılır. Yine haklı çıkartacaklar adamı. Böyle bir cümle kullanmış. Bir vatandaşımız da demiş ki bu kadar uğraşmaya gerek yok. Masaya aday göstersinler. Masaya oy verirdi. Gölgeden çıkın. Biri de demiş ki bir ziyaretçimiz yine hay size de masanıza da o masada okey bile oynanmaz demiş. Bizim öne çıkan yorumlarımız var. En çok cevap yanıt alan ve en çok beğenilen yorumlardan seçiliyor bu yorumlar. Altılı masada aday krizi haberine gelen bir yorumda da durun bekleyin daha tam patlamadı, seçime 3-5 ay kala asıl patlamaları görün diye bir yorum var. Herhalde bu kargaşadan dolayı en çok dikkat çekip beğenilen yorum bu olmuş. Onu da altını çizmiş olalım. Şahan Gökbakar bir tweet atmıştı bu altılı masayla alakalı. Tweetinde de şu ifadeleri kullanmıştı. Masa değil ganyan ganyan diye bir tweet atmıştı. Kendi üslubuyla bir eleştiride bulunmuş. Bununla ilgili En Son Haber'e gelen yorumları okuyorum hemen sizler için. Bunu anlamak için 36 toplantı yapmalarına gerek yoktu demiş bir ziyaretçi. Hatta Zenciket diye bir kullanıcımız. TR06'da demiş ki bence Millet İttifakı'nın adayı Şahan olsun. Geçtiğimiz haftaya tekrar gidiyoruz ve en çok yorum alan haberlerden biri olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tapduk Emre Türbe ziyaretiydi. Türbe ziyaretine inanılmaz yorum yağmış. Bu yorumlardan birkaçını yine sizler için okuyacağım. MHMMRYVZ diye bir kullanıcımız.
A, S, D, F, G, H, J, K, S, D, F, G, H, J. Abdesti var mı acaba demiş Seko diye bir kullanıcı adlı yorumcumuz. Acaba ne okudular? Seko'dan tutsak mı yoksa Sibel Can'dan padişah mı demiş. Yine seçim yatırımları başlamış. Ekrem ne zaman Yasin'i okuyacak acaba demiş Hilmi Bey. Ziyaretçi demiş ki CHP seçimden seçime Müslüman olduğunu hatırlıyor. İnanılmaz bir tepki var niyeyse Kemal Kılıçdaroğlu'na bu konuda. Yani sadece yalnızca seçim zamanlarında bu tarz şeylere özen gösteriliyormuş gibi bir izlenim vermiş. Buradan onu anladım. Çünkü yorumların %90'ı bu yöndeydi. CHP'de laiklik bitmiş, yetişin Kemalistler diye bir çağrı gördüm ziyaretçiden. Yine başka bir ziyaretçi de laiklik gitti demiş. Hatta Sakarya isimli bir kullanıcı da demiş ki hadi ha gayret az kaldı yakında cuma namazında da görürüz kendisini. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arası bir süredir gergin. Geçtiğimiz dönemlerde hatta Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na yürüyerek Süleyman Soylu'yu aşağı çağırmıştı. Ama bakanlığa 10 metre kala geri püskürtülmüştü. 2 gün önce Ümit Özdağ Twitter hesabından bir tweet attı. O tweetinde de az önce Süleyman Soylu küfürleştik dedi. Kullanıcı adı kötü olan bir yorumcumuz. İki kocaman adı adam ayıp oluyor. Çocuklara kötü örnek demiş. Bir diğer ziyaretçimiz de İçişleri Bakanı yerinde olsam hiç konuşmazdım bile demiş. Ondan yani Ümit Özdağ sayın... ciddiye almaması gerektiğini evet, mi söylüyor? Evet, aslında? Evet. Bir diğer Serdal 7308 kullanıcımız da sayın bakanım şu değersiz insanı muhatap alıp kendini küçültme demiş. Bir tane ziyaretçimiz de Ümit Özdağ meydan okumuş yorumlarda. Gel ben sana yerimi söyleyeyim erkek sen demiş. İşte böyle şimdi cesur yorumcularımız. Cesur yorumcu. Rizeliler çok gergin ya. Şu adamın isminin önündeki prof ünvanı acilen kaldırılsın diye bir çağrı yapmış bir tane kullanıcımız. Provokatör anlamına mı geliyor acaba yoksa profesör mü? Profesör. Şaka yaparsak diye. Geçtiğimiz günlerde attığımız bir manşet yine gerçekten yorumcularımızın ilgi odağı oldu. AK Partili Özpaseki enflasyon karşılaştırması yaptı ve burada dedi ki ekmek 1 liraydı alamıyordunuz 5 lira ama artık alabiliyorsunuz dedi. Doğru söylüyorsun. Yorumcularımızdan birisi sen şaka mısın demiş. A isimli bir yorumcumuz o zaman ekmeği 10 TL yap daha çok alalım bu nasıl bir mantık demiş. Biraz ters düşmüş. Başka bir ziyaretçimiz sen hangi ülkeden bahsediyorsun demiş. Bir tane ziyaretçimiz kimse yalan söylemesin. Herkesin parası var demiş. Özhaseki burada destekleyen bir yorum olmuş. Yeni iPhone fiyatları açıklandı. iPhone 14 fiyatları. Bununla alakalı da yorumcularımızın çok güzel tespitleri var. El Patron demiş ki bunu daha önce de okuduk değil mi? Çok sık yorum yapıyor. Evet, evet. Sanki çok pahalı. Bir öğretmen 2 ayda rahat alır demiş. Öğretmen maaşlarını övmüş. Fiyat ne kadar telefonu? 57 bin lira. 2 aylık öğretmen maaşı. Demek ki güzel maaş alıyorlar. 2 ay olmasa da 3-4 ay olabilir. Şimdi bakmak lazım. Bir bakar mısın öğretmen maaşı ne kadar? 14 bin falan. 14 bin mi? 12. Ama en azından iPhone 12 alabilir bir öğretmen 2 aylık maaşıyla. Yaşamazsa. Ama işte sadece telefonuyla. 5 liraya ekmek almazsa evet. Eğer. Telefonla yiyecek falan. Öyle şey alabilir. Yine El Patron bizimle eğleniyor olmalı ki demiş ki ama abarttınız asgari ücretli tasarruf yapsa bir senede rahat alır. Kendisi de karar verememiş muhtemelen. Köyde çobanlık yapan alır, şehirde yaşayan alamaz demiş ziyaretçi isimli bir kullanıcı. Bu arada çoban maaşları çok yüksek. Evet. Ben simyacıyı okuduktan sonra çobanlık bir de maaşından dolayı bana çok cazip gelmişti bir dönem babama söyledim. Evet. Babama söyledim ama babam hiçbir şekilde çoban olamayacağımı, dağ bayır gezemeyeceğimi söyledim. Editör maaşıyla alınabilir mi? Asla olmaz. Şimdi ben editör maaşıyla mental aritmetik yapıyorum şu an. Editör maaşıyla kaç ayda alabilirim? Sonuçlanır mı peki? Biz sözeliz zaten. Bizim kafa pek şey yapmıyor. Dün sosyal medya bu videoyla gerçekten yıkıldı. İki tane minik erkek çocuğu zile basıp basıp kaçıyorlar. Küçüklerin en sevdiği oyundur bu. Kesinlikle yaptım. Cama taş atıp kaçtım, zile basıp kaçtım. Hiç terlik fırlatmacı oynadınız mı? Annem bana çok fırlatırdı oyun sayılıyorsa. Hayır ya. Öyle oynadık. Türk 43. Ben 14-15 yaşına kadar yapıyordum. Acaba ben geri zekalı mıyım? Veya çocuk olmayı mı seviyorum anlayamadım pek demiş. Bir diğer yorumcumuz da bir anne yorumu gelmiş. Çok tatlılar kurban olurum size. Benim de aynı yaşta iki erkek evladım var. Onlar çocuk ne var ki bunda? Sanki hırsızlık yapmışlar gibi kızıyorsunuz demiş. Direkt resmi kapatalım ya. Böyle şey yapmayalım. Hani şov yapmaya gerek var mı? Tamam. Hadi bitirelim kanka. Tabii ki de yorumlara sizi hasret bırakmayacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı esirgemeyin.